Tekrar kanala hoş geldin. Bendeniz Temel Özler. Karavan ile seyahat videoları çekiyorum. Ve bugün Alanya'nın en tepesine çıktım. Seyit Tepesi'ne. Dehşet bir manzarayla karşılaştım. Ve o manzarayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bak, sabahleyin şöyle şu manzara uyanıyorsun. Sonra bir şöyle bir aşağı doğru ineceğiz. Diğer tarafı da görebilmek için. Ben önce bir kahvemi yapayım, kendime geleyim. Ben böyle dün öğleden sonra geldim. Biraz gezdim, baktım. Çünkü dedim tamam, burada güzel kalınır. Güzel bir yer buldum kendime. Ben geldikten sonra şöyle güzel akşam yemeğini falan hazırlarken bir baktım kafile üstüne kafileler gelmeye başlıyor. Bir rahat edeceğim. Aşağıdaki dedim sıcaktan dedim, bir de insanın sesinden kaçtım. Daha doğrusu trafiğin sesinden yukarıya geldim. Bu sefer kafileler geldi. Neyse bir saat falan işte, 1,5 saat git gel yaptın. Birkaç kafile gitti geldi. Ondan sonra çok sakin bir şekilde, rahat bir şekilde ve biraz da serin bir şekilde güzel bir uykuydum. Ve bu manzarada uyandım. Ya da ne olsun? Hadi atalım kendimize dışarıya. Atalım. Tekme vuralım kendimize dışarıya. Şu deli divanı manzaranın şöyle yanına doğru gidelim. Havalandırma sen çalış yavrum. Şu anda ne kadar içerisi? 29 derece. Saat sabahın 8.30. Günden yine ısınıyor. Evet, şöyle hemen yukarıda da teras kafe restoran var. Güzel. Böyle müziğin sesi falan da yüksek değildi. Çok hafifti. Yukarıda bir bakın şöyle bayraklar var. I Love Alanya var. Onun ta tepesinde yine böyle bir seyir yeri var. Terası var. İlk başta oraya gittim. Baktım kapı da açık. İçeri girdim. Tek bir araba var. Fark ettim. Şöyle bakınıyorum etrafa. Diyorum burada güzel uyunur. Sonra yukarılara çıktım. Böyle sıra sıra böyle kameralar var. Bayağı var. Belki bir 20-30 tane var. Böyle bir de kat kat. Manzara zaten o biçim. Harika. Daha sonra beni işte birisi kameradan görmüş. Bir hanımefendi geldi. Buyurun dedi. Dedim buyurdum. Geldim. Dedi, burası ücretli dedi. 6 kişiye kadar dedi. Bir çardak dedi. Alıyorsunuz dedi. Sabah ondan akşam 10'a kadar 250 lira. Fiyat hiç de fena değil. Sabahtan akşama kadar kalabiliyorsun. Çardakları kullanabiliyorsun. Artı mangalını yapabiliyorsun vesaire. Fiyat iyi. Tabii ben tek başıma geldim. Zaten gidecektim. O yüzden kalmadım. Sonra bir kat aşağı indim. Tabii burayı keşfedince dedim burada kalayım bari yol kenarında. Öyle ses falan da olmadı. Öyle vızır vızır arabalar geçmedi. Arada bir geçiyordu böyle. Yine son ses müzik. Çok seviyor bizim gençler. Eğlenmeyi iyi oluyor. Efendim neyse çok fazla uzatmayayım. Şöyle aşağı doğru inelim bakalım bir. Her yerde hatta şöyle bir imkan da tanınmış. Şurada hani engelliler için de rahatlıkla gidebileceğiniz düz bir yol var. Gidiyorsunuz sonra tekrardan aşağı iniyorsunuz. Yani yol hani dağa çıkar gibi. Zikzak böyle bir şekilde bağlıyor. Böyle motorcular da gelmiş. Dün gördüm bir iki tane. Çok rahatlıkla motorla da inip çıkabiliyorsun. Ama biz asıl manzaramızı görebileceğimiz yere doğru gidelim. Çok güzel, çok huzurlu bir ortam. Önünde hiçbir şekilde ağaç olmadığı için bütün Alanya'yı işte Mahmutlar, ondan sonra gelen işte Nili, Kestel, Mahmutlar, Kargacak herhalde olması lazım. Oraya kadar çok rahatlıkla görünebiliyor. Bak şimdi gölgemiz var, banklarımız var, çöp kutularımız var. Ama olsun, aksesuar olarak da gördüğünüz gibi şişeler var. Evet, işte manzara. Aa, şu güzelliğe bak. Ama ne olursa olsun yine şehrin sesi geliyor yani. Çok harika. Dağlar. Aa, harika bir şey ya. İşte buradan kaleyi çok rahatlıkla görebiliyorsun. Çok güzel. Gerçekten. Mis gibi. Vallahi insanın kuş olası geliyor ya. Şöyle bütün Alanya'nın üzerinde böyle süzüle süzüle uçacaksın. Şu örümcek ağları da arkadaş üstümde teksi mi dikiyorsun? Ya bu kadar nereden çıktım şimdi? Bir daha dünya gelirsem kuş olarak gelmek istiyorum. Yok istemem. İyi, bütün gün böcek yiyeceğim. Bir de şu manzarayı da göstereyim. Bu kadar güzellikten sonra değişik bir şey de göstermem gerekiyor. Bak görüyor musun? Çöp kutuları her yerde var. Her yerde var. Ama şu insanoğlunun şu doğaya yapmış olduğu hakarete bir bak. Kötülüğe bir bak. Bunu yapsa bu ülkeyi sevmeyen insanlar yapar. Başka insanlar yapmaz. Çünkü ortam gerçekten cennet gibi. Ben şimdi şurada güzelce şu bankta oturup manzaramı izleyeceğim. Çok güzel şu anda gölge. Karavanda görüşürüz.
Evet, artık ayrılma zamanı. Buradan da ayrılacağız. Gerçekten çok güzel bir yer. Kalabilir miyim biraz daha bilmiyorum ama tamam, Alanya'yı gördük. Normalinden fazla uzun kaldım yani, öyle söyleyeyim. Artık yeni yeni yerlere doğru da yelken açma zamanı geldi. Orada bir kahvaltı yapar mıyım yapmaz mıyım bilmiyorum. Şu an için aç değilim açıkçası. Bu herhalde selfie point oluyor. Böyle selfie yapıyorsun. Nasıl? Ben yavaş yavaş toparlanayım. Ondan sonra yola çıkalım. Hadi. Sabah sabah tabii tur kafilesi yine geldi. Yollardan çıkalım. Hadi bakayım. Ön taraf şu anda yanıyor. Acayip sıcak. Vah. Elveda Alanya. Çok ama çok güzel vakit geçirdik. Artık ayrılık vakti. Hadi yola koyulalım. Gelmiş bulunmaktayız sayın izleyiciler. Şimdi şelaleye doğru hareket ediyoruz. Bir 7 kilometre gösterdi. Şu anda merkezden geçiyorum. Kıvaz sıkıştırma işte ya. Dur bir dakika sabret. Aa, üst geçide yürüyen merdivenler koymuşlar. Bu yolda hiç fena değilmiş. Güzel. Birazdan sağa döneceğiz diyor. Aa, yaya geçidi. Yol veremedik. Şuradan sağ tarafa bir yerleşelim. Evet, burası çift şerit ama biraz dar olmuş sanki. Şuradan sağa geçmem gerekiyor benim. Güzel. Gaz vereceğiz. Ve dalacağız, yapacak bir şey yok. Tek yön. Dal bakayım. Evet. Zeynel Şenol Köprüsü. Şu aşağıda güzel kafeler falan var. Manavgat ve Konyalılar Dayanışma Derneği. Sürekli böyle bir yere dayanıp duruyor. Dayanılır. Bu işte bir terslik var. O yüzden durdum. Durmak zorundaydım. Bakacak, bakmam gerekiyor. Bu ne? Şuna bak ya. Mustang'ı da oraya yapıştırmışlar. Şu sol tarafında bir kulübe var. Muhtemelen eve girebiliyorsun. Eşyalar falan da ters. Kesin terstir. Tabi zaten baksana, veranda da ters. Neyse, şelaleye geldik sayılır. Zannedersem bir 500-600 metre var. Ve güneş şu an öyle bir yakıyor ki size anlatamam. Cayır cayır yakıyor şu anda. Evet, hadi girelim şelaleye. Neyse, aracı gölgede bırakacağız artık. Hadi gidelim. Buralar bomboş. Döner 129 yere 99 yapmış. Efendim, şurada birkaç market var vesaire. Bu sıcakta şapkası çıkmamalı. Şapkanın içi bile sıcak. Arkadaş bu ne ya? Ağustos'ta buraları düşünemiyorum yani. Buralar herhalde kaynar kazandır. Kişi başı 30 TL yazmış. Şöyle bir giriş ücreti. Şuraya ödüyoruz herhalde. Merhaba, kolay gelsin. Bir kişi. Bir mi? Bir, sadece ben. Kalma süresi falan yok herhalde değil mi? Tamam, eyvallah. Hadi kolay gelsin. Giriş ücretini ödedik. 30 TL belediyemize, devletimize hayırlı uğurlu olsun efendim. Şimdi buraya giriyoruz. Burada hediyelik eşyalar, yeme içmeler, havada uçuşan tüyler falan her şey mevcut. Evet, fiyatlara bakalım bir. 2,5 euro. Euro fiyatlar. Euro artı TL. Efendim 2 euro. Oo, 70 lira. Bunlar burada demek ki direkt 2 katı arkadaşlar. Market fiyatlarının 2 katı. Evet, bayağı büyük bir alan. Dondurmacısı vesaire her şey var. Evet, bakalım bir tane. Bir top 1 euro arkadaşlar. Aa, iyi fiyat. Hayret.
güzelmiş. Kolay gelsin. Evet, aha da Manavgat Şelalesi arkadaşlar. Bakın. Evet, bu Niagara Şelalesi'nin herhalde binde biri. Oo. Balık avlamak yasaklıyor. Şu arkadaki odundan yapım çok ilgimi çekti. Şu çok güzel olmamış mı ya? Ya bunu kim yaptıysa gerçekten eline sağlık diyorum ben. Harbiden harika. Şuna bak ya. Şöyle biraz fotoğraf çekelim ya. Burası belli ki selfie spotu. Herkes böyle yeri fotoğraf çektiriyor vesaire. Suyun rengi çok harika be. Vallahi çok güzel bir rengi var. Efendim, papağanla fotoğraf çektirmeler vesaire. Papağana bak ya, maşallah. Papağanı çalıştırıyorlar. Evet, bir telefon geldi. Oğlum arıyor. Evet, nerede kalmıştık? Sağa sola dolaşıyorduk değil mi? Telefon geldi de bir yarım saatte telefonla konuşuyorduk. Şöyle evet, kalabalık da olmaya başladı. Her yerde zaten oturma yerleri falan var. Böyle güzel ya. Yani çok büyük bir alan değilmiş bu yer. Şöyle kafeler, barlar. Evet, bu müzikler iyi bir şey değil. Çünkü telif sorunu yaratıyor. Şöyle uzaklaşayım. Hatta konuşmazsam, belki sürekli konuşursam müziği bastırabilirim. Sonra teliften sıkıntı çekmem. Evet, hediyelik eşyalar. Şöyle bijuteriler. Burada bir VR Games Club. Şöyle evvel de kafaya gözlüğü takıyorsun. Sonra bir oyun serüveni oluşuyor. 5 euro, 175 TL. Bir oyunu 175 TL. Herhalde 1 dakika, 2 dakika falandır. Evet, yine böyle oyun tarzları. Şurada 10 euro yazmış buraya. Basket atlı, ileri eşyalar. Sonra efendim şurada çok küçük bir park. Nereye kadar gidiyor? Şöyle arkaya kadar bir gidelim, bir bakalım bir. Evet, abimiz burada temizlik yapıyor. Aman, yaprak topluyor. Şöyle tuvaletler var. 50 cent, 20 TL. Yuh, 20 lira tuvalet. Giriş saatleri 30 liraydı. Bari ondan ücret almayın. Her şeyden para kopartmaya çalışıyorum, deli oluyorum. Ya biraz da ikramınız olsun arkadaş. Biraz ikramınız olsun bir şeyde. Yok. Burası şişa. Evet, kimse yok. Ama keyifli olur şurayı izleyip de. Eğer nargileden hoşlanıyorsanız, ki fiyatlara bakalım bir. Soda moda 50 lira vesaire. Evet, suyun rengi çok güzel. Ve böyle yani bir 5 dakikada dolaşıyorsun etrafı. Ondan sonra oturuyorsun, bir şeyler yiyip içiyorsun. Ama bir şöyle gidelim, bir iki top bir dondurma alalım. Güzel bir serinleyelim. Ama tekrar şu şelaleyi bir gidelim. Bir daha bir bakayım. Evet, son bir kez şöyle şelaleyi bir bakalım bir. İki top dondurmamız 6.70 lira. Bakın burada kahvaltı var arkadaşlar. Şöyle fiyat yazmışlar. Bir kişi 420. Gözleme 160 lira. Lahmacun 70. Sosis hot dog 140. Pan pizza 70. Fiyatların çoğu harbiden insaflı olmuş gerçekten de. Hani Almanya'nın içerisinde veya otellerin olduğu kısımlardaki fiyatlara baktın mı, ona nazaran çok iyi. Evet, şöyle bir dondurmamızın keyfini çıkarabilecek şöyle güzel bir gölgelik bir yer bulalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Evet, Manavgat Şelalesi'ni gezdik, gördük. Yavaş yavaş yolumuza devam edelim. İçerideki kalabalığın sebebi belli oldu. Kafile otobüsü gelmiş. Çoğu da Almandı zaten. Oh ablacığım, beni de şöyle bir tepeden tırnağa bir satsam var ya. Oh, serin el vallahi.
yanmış ya. Şuraya bak ya. 38.6. İbariyim. Ben bu bölgede soğuk bir yer nasıl bulacağım? Ve yeni yerimize geldik. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bugün felaket bir sıcak var. İnanılır gibi değil. Evet, Side'ye geldik. Yine bir park yerinde bir yer buldum. Hemen sol tarafında bir tane de İzmir'den gelen bir karavancı. Şimdi atacağım kendimi dışarıya. Çok sıcak. Şöyle tavanı hep açayım. 38 dereceyi dışarıdan alıp içeri üflet. Soğuşlu. Evet, sıcağı arıyordum. Ama bu da çok fazla geliyor şimdi. Ortası yok. Ya yanıyoruz ya donuyoruz. Soğuk bir su içelim. Bu kadar güzel geliyor ki anlatamam. Manzaram nasıl? Çiçekler ve arılar. Hadi dışarı çıkalım. Oh, çok güzel esiyor ya. Evet, acayip bir sıcak var. Ama o kadar da güzel bir rüzgar esiyor ki şu anda anlatamam. Bayağı bir sakin bir yere benziyor burası ya. Ne tarafa gitsem, sağ mı sola mı? Herhalde sol tarafta şey gibi gözüküyor. Kalabalık. 50'lik lira 175, 5 lira yazmışlar. Gidelim bakalım ne göreceğiz. Evet, bu Side muhtemelen biraz daha şöyle 50-60 üstü yerler herhalde. Daha çok böyle sakin bir ortam. Ama güzel. Bakın şöyle otelin yemek bölümü vesaire. Ama çok güzel yerler. Günün çorbası demiş 7 euro. Lazanya 14 euro. Adana kebap 19 euro. İskender 19 euro. Ama keyifli bak. Harbiden keyifli. Ya bu niye bomboş? Ya şu ortam çok güzel değil mi? Ağaçlar içerisinde. Bakın içeride havuz. Oh be. Çok güzel. Bak şimdi imrendim ha. Ya biri de davet etsin şöyle bir kere ya. 10 metre 15 metre gitmiş ama dize kadar ancak. Çok güzel gözüküyor. Efes 5 euro. Yani bir birayı Alman'a 5 euroya satmak küfürdür. Ana avrat küfür etmiş gibi olursun. Alman'a 5 euroyu biraz atarsan. 50% günstig als in Europa. Europe değil, Europa. Yarı Almanca, yarı İngilizce. Lütfen düzelt. Every night live music. Ha, yine yanlış yazmış. Çok sessiz ve sakin iş ortam. Başlangıç noktasında buluşuruz. Tekrardan karavana geri geldim. Fazla dolaşamadım çünkü çok sıcaktı. Vallahi artık böyle hafiften bir başım dönmeye başladı. Şapka da sürekli kafamda. Çıkartsan güneş çakacak. Çıkartmasan hava alamıyor, kaynıyor. İzmir'den komşularım var. Daha henüz tanışmadım. Böyle geri gelmez, merhaba ben Temel diye. Kimseye rahatsız etmeye gerek yok. Evet, tekrardan bir dışarıya çıkmam gerekiyor. Öf, sabah niye halletmediysem şu alışveriş işimi. İçeri tekrardan çıkmam lazım. Neyse, hem biraz dolaşmış oluruz hem de alışverişimizi yapmış oluruz. Bugünün sıcağı gerçekten beter. Harbiden beter. Bunu ayarı burada kalsın.